Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Öykü, şu masanın üstünden bir yağı kesiversene babana. Tamam hadi. Baba. Baba. Hı. Burada iki tane var. Hangisi? Tombul olan. Tamam. Bana bak, sen vitaminini aldın değil mi bugün? Aa baba, ben onu içmedim ya, unuttum. Ne demek içmedin? Öykü? Ne demek içmedin? Unuttum baba yani. Benim enerjik olmak için vitamine ihtiyacım yok ki. Ya ben sana ilacı iç diyorsam içeceksin. Ne demek unuttum? Öykü! Bir laf dinle. Nerede o ilaç? Nerede? İçilecek şimdi. Hemen. Nerede? Herhalde çantamdadır. Tamam bak. Baba. Ne oldu? Bulamıyorum ki ben onu. Kaybettin değil mi? Herhalde. Ya of Öykü! Bir söz dinle. O ilaç içilecek işte. Baba, neden bu kadar bağırdığını ben anlamadım ki. Altı üstü bir vitamin sonuçta. Tamam, ben sana yenisini getireceğim. Olmadan olmaz mı? Olmaz Öykü'cüğüm, olmaz. Çünkü yani her gün ilaç kullanacaksın. Babanın da bu konuda bir şeyler yapması gerekebilir. Peki ya ilaçlar? Nasıl? Çok mu pahalı? Yani işte bazılarının böyle sigortadan falan şey yapabilirler ama böyle her gün kullanacağın ilaçlar maalesef biraz pahalı. Ama şimdi sen düşünme bunları canım ya. Baban onu halleder. Ama benim babamın o kadar parası yok ki. Bu ne? Şey, vitamin. İyi de niçin içiyorum? Hasta olma diye. Soğuklar başladı, sonra hasta olacaksın, başıma kalacaksın diye. İç bakayım şunu. Çiğneme, çiğneme, yut. İç suyu. Sonra saati gelince başka vitamin de vereceğim. İçtin mi? Aç bakayım. Al şunu. Bakayım. Kızım, havalar soğuk ya, ben hasta olma diye. İç bundan sonra vitamin, tamam mı? Tamam baba, sen merak etme. Ben çorbamı içeyim. Şuralarda bir yerde iki dakika dur da ben çocuğu alıp geleyim. Geliyorum.
Selam. Öykü hazır mı? Kızım, hadi. Onu üzersen bu sefer kurtulamazsın elim. Çok korktum. Kork bence. Şunları giyelim. Olmadı baba. Şunu giy. Uf, dışarıdayken montunu falan çıkarma, tamam mı? Tamam. Bunun önünü de hep kapalı tut. Hasta olma sonra, tamam mı? Görüşürüz oğlum benim. Hadi Öykü, hazırsan çıkalım. İki saat, gördün mü? Duydum. Hadi bakalım. Neyle gideceksiniz? Otobüsle. O kadar param var. Taksiye niye binmiyorsun? Bana fark etmez babacığım. Hadi. Öykü, hoş geldin. Nereye? Gidince görürsün. Bana söylemek zorundasın. Allah Allah, öyle miymiş? Evet öyle. Beni istemediğim yere götüremezsin. Hem bununla gideceğimizi söylemedim sen bana. Babam duyarsa çok kızar. Mumu. Bak alınıyorum ama sana. Baban kızmayacak Öykücüğüm çünkü sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceksin. Söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Söyleyeceğim. Söyle. Sen niye gülüyorsun? Bana birini hatırlattı da. Babana hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Ne bu arabaya bindiğini ne de nereye gittiğimizi, okey? Nereye gidiyoruz? Gidince görürsün. Nereye? Elinin körüne. Nereye, 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 nereye? Dedene. Dedene. Tamam. Oldu mu? Dedene. Ne? Dedem mi var benim? Gel. Öyle. Hadi bakalım, görün gelin. Çok uzatmayın, ben burada bekliyorum. Ya ne uzatacağız? 2 dakika görsün, tamam bitsin gitsin işte. Öykü, hadi bakalım sen de git, dedenle tanış. Burası. Ne haber ihtiyar? Hayata tutulmaya devam mı? Sana torununu getirdim. Ama
Ona en ufak bir şey söylersen külahları değişiriz. Ağzını bile açmayacaksın. Tamam mı? Gel bakalım Öykü. Dedenle tanış. Hadi bakalım. Ne yapıyorsunuz öyle el ele diz dize? Allah muhabbetinizi arttırsın. Hah. Tamam bu kadar yeter. Hadi sen çık beni dışarıda bekle Öykü. Bu işte tamam. Hadi bak sayende iki günde hem evlat hem torun torba sahibi oldun. Vasiyetin kopyası bende. Torununu da gördün. Bundan sonra anlaştığımız gibi devam edecek. Tamam mı? Hadi eyvallah. Tamam mı? Tamam. Öykü, sevdin mi dedeni? Çok tontiş değil mi? Hı hı. Kim derdi ki şu içerideki adam daha çocuğunu bebekken bırakacak diye? Şimdi kim derdi ki benim terk ettiğim çocuk beni terk eden adamla buluşacak diye? İyi misin sen? Ne bileyim ben. Değilim galiba. Kızım. Hoş geldin. Arıyorum, niye açmıyorsun? Neredeydiniz? Ne yaptınız? Öykü anlatır. Biz içeri geçelim mi? Görüşürüz Öykü. Görüşürüz. Hadi kim gelecek? Ben geldim. Geldik. Gel bakalım. Anlat bakalım kızım. Ne yaptınız? İyi. Hiç. Ha bak baba, bak sana bir şey göstereceğim. Al. Ne bu? Dedem verdi bana, ben de bilmiyorum. Dedem mi? Siz nereye gittiniz ki? Ya hastaneye gittik. Asun'un babası orada yatıyormuş da. Çok hasta. Dedem de bana bunu Asu görmeden hemen böyle tıkıştırdı elime. Ne yazıyor? Sevgili torunum Öykü. Her şey için çok geç kaldım. Beni affet. Öykü, anneni yeni tanıdığını biliyorum. Onu ben de yeni buldum. Aslında her şey benim suçum. Baba. Bir saniye kızım, bir saniye. Şimdi okuyacakların çok önemli. Daha çok küçüksün biliyorum ama bilmen gerek. Baba.
Ben bütün mirasımı... Baba. Kızım bir saniye. Tabii ya. Bu yüzden istiyorsun kızımı. Ne oldu? Ne yazıyormuş? Yok yok yok. Önemli bir şey değilmiş. Hadi toparlan, toparlan. Ne oldu? Ya benim bir işim çıktı, onu şey yaptım. Hatırladım da seni Hacı Ana'ya bırakacağım. Şunları koyalım içine. Tamam. Hadi eve gidelim. Üstüne giyin. Ver ayakkabını. Al baba. Yemeğe kalsaydınız be oğlum. Akşam oluyor neredeyse. Aa, yok yok anacığım ya. Biz gidelim, zaten geleceğiz yine. E peki madem, siz nasıl isterseniz. Güle güle kara kuzum. Güle güle Hacı Necim. Yine gel. Alayım ben onu anacığım. Gel öpeyim. Yine gel kara kuzum benim. Hadi anacığım, sağ ol. Güle güle oğlum. Hoşça kal Hacı Necim. Güle güle kuzum, güle güle. Baba. Sen nereye gittin? İşim çıktı işte. Senin işin Asu mu? Ne konuştunuz? İki cihan bir araya gelse seni benden alamayacağını anladın. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben sen daha fazla üzülme diye görüşmenize izin vermiştim. Ama şu andan sonra asla. Daha görüşmek yok. Gerçekten mi? Hadi. Oh, dur da. Evet. Hadi bakalım. Vallahi amma yokuş ya bu bizim eve çıkan. Kızım niye geldik buraya? Baba işte yürüyoruz. Peki. Baba. Heh. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Kızım söylesene. Ne biliyorsun? Ne yapıyorsun? Öykü. O ne? Sevgili günlük. Benim babam dünyanın en iyi babası. Benim babam çok yakışıklı. Hem de çok akıllı. O beni hep çok güldürüyor.
ve çok mutlu ediyor. Babam, benim süper kahraman. Babamı bu dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. O da beni çok seviyor. Ama... babam bana yalan söylüyor. Babam bize miras kaldı dedi. Ama biliyorum. Öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Paramız olsa çalışmak zorunda kalmazdı. Bana Hazır'a daha dayanmaz dedi. Ama biliyorum yine yalan söyledi. Şoförlük yapıyorum, şoförlüğe gidiyorum diyor ama... aslında inşaatta çalışıyor. Biliyorum. Canan ablayla konuşurken duydum. Hem de ayağını incitmiş. İnşaatta. Okula giderken sordum ne oldu diye. Ama bana yine yalan söyledi. Bıktım dedi. Asun'un annem olduğunu da biliyordu. Ama bana arkadaşı gibi tanıştırdı. Yalan söyledi. Bir de benden çok önemli bir şey daha saklıyor. Biliyorum. Anladım yani. Babam bana her gün vitamin diye ilaç veriyor. Ama onları doktor amcanın bana verdiği ilaçlar. Biliyorum. Vitamin değil. Babam bana yine yalan söylüyor. Hastalığımı biliyor ama... bilmiyor gibi yapıyor. Ama ben biliyorum. Onun çok pahalı olduğunu da biliyorum. O ilaçlar için çok para gerektiğini de biliyorum. Biliyorum. Ben üzülmeyeyim diye yalanlar söylüyor hep. Ama ben babamın artık bana yalan söylemesini istemiyorum.
Bundan sonra yalan yok. Bundan sonra ne var biliyor musun? Birlikte her şeye karşı mücadele etmiş. Başka yalan yok. Başka yalan yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.